Evet, karşımızda bir olasılık sorusu var. Şimdi bunlarla ilgili soruyla ilgili bir bilgilere bakalım. Şekilde bir kap verilmiş ve bu kabın içerisindeki bilyelerle ilgili bize 4 tane bilgi verilmiş. Bunları inceliyoruz. Kırmızı bilye sayısı 6, mavi bilye sayısı 5. O zaman bunları bir not alalım. Kırmızı 6, mavi bilye sayısı 5, yeşil bilye sayısı 3'ten büyük bir rakamdır diyor. O zaman yeşil 3'ten büyükse ne olacak? 3'ten büyük rakam dediğine göre 9'dan küçük veya 9'a eşit olabilir. Bu aralıkta bir değer alacak yani yeşil bilye sayısı. Kaptan rastgele seçilen bilyelerin kırmızı, mavi ve yeşil olma olasılıkları arkadaşlar birbirinden farklıymış. O zaman yeşil bu durumda 6 olamayacak. Birazdan inceleyeceğiz. Kaptan rastgele seçilen bir bilyenin mavi olma olasılığı yeşil olma olasılığından az. Mavi olma olasılığı yeşilden az. Yani yeşil daha büyükmüş arkadaşlar. Buna göre kaptan çekilen bir bilyenin olası durumlarının en büyük ve en küçük değerlerin toplamı isteniyor. Yani kapta kaç tane bilye var? En fazla kaç olabilir? En az kaç olabilir? Bunları inceleyeceğiz. Şimdi şu bilgi bizim için önemli arkadaşlar. Mavi bilye sayısı yeşilden az olacak. Mavinin sayısı belli zaten 5. O zaman yeşil ne olabilir? 6, 7, 8 ve 9. Çünkü yeşil 3'ten büyük bir rakam diyordu bize soruda. Şöyle düzeltelim, düzgün yazalım. Şurası 8, 9. Ve maviden de büyük olacağına göre 5'ten de büyük. O zaman bu değerleri alması gerekiyor. Fakat tüm olası durumlar birbirinden farklıydı. O zaman kırmızı 6 değerini alamaz. Yani kırmızı 6 olduğu için yeşil 6 değerini alamaz. Yani yeşil hangi değerleri alabiliyormuş? 7, 8, 9. Bunlardan herhangi birini alıyor. O zaman tüm olası durumlar için en büyük ve en küçük toplam bilye sayısını inceleyeceğim. Zaten mavi ile kırmızının sayıları belli. Yeşile bakacak olursam en büyük durum için o zaman yeşilin sayısını en fazla almam lazım. Yani 9 aldım. Toplayacak olursam burası 20 yaptı. En küçük için de yeşilin en küçük değerini almam lazım. Yani 6 ile 5 zaten mavi ile kırmızıydı. Yeşile 7 dedim. Topladığımızda da ne geldi? 18. Bu ikisinin toplamı isteniyor soruda bizden. Sorumuzun cevabı neymiş? 38 yani Ceyhan'mış dedik. Evet, bir karekök sorusu. Yukarıda Barış ve Berat'ın diktiği ağaç fidanlarının boyları ile ilgili bize bilgi verilmiş. Barış'ın ağacı her ay 2 desimetre, kök 2 desimetre. Berat'ın ağacının boyu her ay kök 3 desimetre uzamaktadır. 5 ay sonra ikisinin ağaçlarının boyları farkının en yakın olduğu tam sayı değeri isteniyor bizden. Şimdi 5 ayda ne kadar uzuyor? Barış'ın boyu, ağacının boyu ve Berat'ın ağacının boyu kaç desimetreye geliyor? Öncelikle ona bakalım. Şimdi bir şeyde arkadaşlar 1 ayda kök 2 uzuyorsa 5 ayda Barış'ın ağacı 5 kök 2 uzayacak. Yine Berat'ın ağacı 1 ayda kök 3 uzuyorsa 5 ayda 5 kök 3 uzayacak. Ben bu değerleri ne yapacağım? Bu ağaçların üzerine ekleyeceğim. O zaman bu sayıları toplayabilmem için kök 3'lerin aynı olması gerekiyor. O zaman kök 3'leri aynı olacak şekilde kök 8 dediğim sayı 2 kök 2'dir. Kök 12 dediğim sayı da 2 kök 3'tür. O zaman bu ikisini topladım. Ne geldi? 7 kök 2. Bunları da topladım. 7 kök 3 geldi. Ben ne istiyorum? Ağaçların boy farkları en az olsun. En yakın olsun istiyorum. Birbirlerine en yakın tam sayı değeri versin istiyorum. O zaman bunların hangi sayılara, hangi tam sayılara yakın olduğunu görmem lazım. Ne yapıyordum bu durumda? Kök dışındaki sayıları kök içine alıyordum. Yani burası 49 çarpı 2. Diğeri ise 49 çarpı 3 oldu. Olarak kök içindeki sayıları çarpıyorum. Birincisine ne geldi? 80, özür dilerim, 98. Diğeri ise yine 3 ile çarptığımda ne gelecek? Şurada çarpalım. 147 geldi ya da 98'in üzerine direkt 49 ekleseniz de olurdu. Bunlar hangi tam sayılara yakın onu inceleyeceğim.
O zaman tam kare sayılara geçmem gerekiyor. Yani 81 ile 100 arasındadır. O zaman 100'ü tercih edeceğim. 100'e daha yakın çünkü 98. Diğeri ise 144 ile 169 arasındadır. Burada hangisini tercih edeceğim? 144'ü. Yani birinci aç 10 santim, ikinci aç 12 santim. Aralarındaki fark isteniyor. 2'ymiş. Yani cevabımız Bursa'ymış dedik. Evet, bir sonraki soru arkadaşlar. Burada bize 4 tane koşucu verilmiş ve bunlarla ilgili 1 dakikada koştukları mesafe verilmiş ve toplam koştukları yol arkadaşlar 1,8 kilometre. Buna göre bronz madalya alan kişi altın madalya alan kişiden kaç saniye sonra yarışı bitirmiştir? Şimdi bronzu kim alıyor arkadaşlar? Bronzu 3. bitiren, 1. bitiren ise altın madalya alıyor. O zaman bunlardan hangisi birinci, hangisi üçüncü bitirmiştir? Ona bakalım. Bir kere aynı yolu koşuyorlar. O zaman dakikada daha fazla koşan doğal olarak birinci bitirmiş olacak. İster bunların sayısal değerlerini bulun, isterseniz üslü sayı halinde de yapabilirsiniz. Fark etmez. Ben sayısal değerlerini buluyorum. 8 çarpı 5'ten birincisi dakikada 40 metre. İkincisi dakikada 45 metre. Üçüncüsü ise dakikada 25 metre. Son olarak dördüncüsü de dakikada 80 metre yol alıyormuş. Şimdi en fazla hangisi yol alıyor bir dakikada? Buğra üçüncü olarak hangisi daha fazla yol alıyor? Taha. Benden istenen şey bu süre, yani bu yolu bitirdiklerindeki sürelerinin farkı. O zaman Buğra 1,8 kilometreyi kaç saniyede bitirdi? Ona bakalım. Bir kere aldıkları mesafeler, yani şurada verilen birim arkadaşlar metre. Burada ise kilometre. O zaman bunu kilometreyi metreye çevireyim. Yani 1000 ile çarptım. 1800 metre yaptı. Şimdi Buğra'nın kaç saniyede aldığını bulmam lazım. O zaman dakikada aldığı yolu bulayım. Bulurken ne yapıyorum? 80'e bölüyorum. Daha sonra bunu 60 ile çarptığımda ne yapmış olacağım? Kaç saniyede yol aldığını, bu yolu kaç saniyede bitirdiğini bulacağım. O zaman şunlar gitti. 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 45, 2'ye böldüm 30. 45 ile 30'u çarptığımda arkadaşlar 1350 birimine saniye geldi. Taha'ya geldiğimde ise Taha ne yapıyor? 1 dakikada 40 metre yol alıyor. O zaman 1800 metreyi kaç dakikada alır? Bunu saniyeye çevirmek istiyorsan da saniyeyi çevirmek için 60 ile çarpıyorum. Yine az önce yaptığım gibi sadeleştirmeleri kullandım. 45, 45 ile de 60'ı çarptım. 2700 geldi. Ne isteniyor bizden? Kaç saniye sonra bitirmiştir? Yani aralarındaki fark isteniyor. O zaman birbirinden çıkarıyorum. Çıkardığımızda ne geldi buradan? 1350 geldi. Yani cevabım neymiş? Bursa'ymış dedik. Evet, özdeşliklerle ilgili bir soru arkadaşlar. Kısa kenarın uzunluğu alana 16x kare eksi 40x artı 25 santimetre kare olan bir karenin bir kenar uzunluğuna, uzun kenarı çevresi 32x artı 12 santim olan bir kenarın bir kenarının uzunluğuna eşit olan dikdörtgen aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi kısa kenar arkadaşlar neymiş? Alanı bu olan bir karenin kenar uzunluğuyla eşitmiş. O zaman bir karenin alanı arkadaşlar şu ifade ise bu neyin karesidir diye düşünmem lazım. Doğal olarak burada 3 tane terim varsa bu tam kare ifade olması lazım. Doğal olarak tam kare ifadeler neler var burada? Tam kare terimler 16x kare ve 25 var. Bunlar neyin karesi? Biri 4x'in, diğeri ise 5'in karesi. Doğal olarak arada eksi olduğu zaman özdeşliği ben nasıl kapatıyordum? 4x ile 5'i yazıp arada eksi olduğu için bunların arasına ne yapıyordum? Eksiği koyuyordum. Yani bu ifadeyi ben böyle kapatıyorum. Özdeşini böyle yazıyorum. Ve ben karenin kenarının karesini aldığım zaman alanı buluyorsam kenar neymiş? 4x eksi 5. Yani dikdörtgenin kısa kenarı 4x eksi 5 olacak. O zaman B ve D şıklarını eledim. Uzun kenarı çevresi 32x artı 12 santim olan bir karenin kenar uzunluğuna eşit. Çevreyi ben nasıl buluyorum karede? 4 ile çarparak. O zaman 32
x artı 12 ifadesinde ne yapmam lazım benim? 4'e bölmem lazım. Doğal olarak böyle bir bölme işlemini nasıl yapıyordum? Terimlerin tamamını arkadaşlar, yukarıdaki pay durumundaki terimlerin tamamını 4'e bölüyordum. Buradan da ne geldi? 8x artı 3 geldi. Uzun kenarda ne olacakmış? 8x artı 3. Yani cevabım Ceyhan oldu. Beşinci soru yine bir cebirsel ifade sorusu. Dikdörtgen şeklindeki çim alanın içerisine kare şeklinde bir oyun parkı yapılıyormuş. Bu park yapıldıktan sonra kalan bölge isteniyor. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Tüm alandan yani dikdörtgenin alanından karenin alanını çıkarmam lazım. Dikdörtgen alanı belli zaten. 8x artı 6 ile 5x artı 4'ü çarptığımda neyi bulacağım? Dikdörtgenin alanını bulacağım. İstiyorsanız şunu bir tamamlayalım. Tek tek dağıtarak çarpıyorduk. Yani 40x kare artı 32x artı 30x artı 24. Düzenleyecek olursam ne geldi buradan? 40x kare artı 62x artı 24 geldi dikdörtgenin alanı. Şimdi bir de neyi bulacağım? Karenin alanını. Tabii karenin kenarına ihtiyacım var. İster yani yandan gidemezsiniz tabii çünkü buradaki uzunlukları bilmiyorum. O zaman dikey uzunluğu yani dikdörtgenin kısa kenarından faydalanacağım. Doğal olarak 2 buradan 2 buradan çıkardığımda yani toplamda kaç çıkarmam lazım? 4 çıkarmam lazım. Yani kısa kenarım ne geldi arkadaşlar? 5x artı 4'ten 4 çıkarırsam 5x alanı bulurken de ne yapıyorum? Karesini alıyorum. Yani ne geldi? 25x kare geldi ve bunu ne yapacağım? Tüm alanı çıkaracağım. Benzer olan terimler x kareli terimler. Doğal olarak bunları birbirinden çıkardığında ne geldi? 15x kare artı 62x artı 24 geldi. Yani cevabım neymiş? Denizli'ymiş dedik. Evet, bir çarpan sorusu arkadaşlar. Yukarıda şekilde verilen çemberlerin etrafında 4 kutu. Çemberlerde verilen x, y, z pozitif tam sayıların çarpanlarından 4 tanesi olarak yazılmış. Buna göre x, y, z yerlerine yazılabilecek tam sayıların toplamı en az kaç olabilir? Şimdi burada arkadaşlar soru içerisinde x'in etrafında, y'nin etrafında ve z'nin etrafında yazılan sayılar bunların çarpanlarıymış. Yani x için çarpan olarak küçükten büyüğe yazacak olursam 4, 6, 8, 12. Y için bakacak olursam 2, 4, 5, 10. Z için bakacak olursam 2, 3, 6 ve 9. Çarpanları bu. Ben bu sayıları bulacağım ve toplam en az olması için bu sayıları da ne yapmam lazım? Olabildiğince küçük bulmam lazım. Dolayısıyla şu sayıların arkadaşlar ister ortak katına bakarsınız ya da çarpanlar buysa sayıları nasıl seçebilirim diye incelersiniz. Mesela ben 24 tercih ettim x için. En küçük 24 değerini alıyor ki zaten bu sayıların en küçük ortak katına baktığınızda da 24 olarak bulacaksınız. Yine y için de aynı şeye baktığımda çarpanların içerisinde 2 var, 4 var, 5 var, 10 var. Ya en küçük ortak katlarına bakarsınız ya da mantık yürütürsünüz. Sayı düşünürsünüz yani. Bu y için de 20 değeri veririm. En küçük. Z için de arkadaşlar çarpanlarını incelediğimizde en küçük hangi değeri verebiliyormuşum? 18. Bizden istenen şey bunların toplamı. O zaman hepsini topladığımda ne geldi buradan? 12 elde var. 1 topladım. 5, 6 yani 62 cevabımız Ceyhan'mış dedik. Evet, 7. soru. 25 katlı bir binanın zemin katında duran asansörlerle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. X asansörü 4'ün katı olan katlara, Z asansörü 3'ün katı olan katlara, Y asansörü ise X ve Y, Z'nin asansörlerin durmadığı katlarda durmaktadır. Ofisi bu binanın 17. katında bulunan bir kişi aşağıdakilerden hangisiyle ofisine ulaşamaz diyor. Şimdi aşağıdaki bilgilere baktım arkadaşlar. Y asansörüne binebilir. Şimdi bu X asansör neydi? 4'ün katı katlara gidiyordu. Z asansörü ise 3'ün katı. Bu durumda Y asansörüne binebilir miyim? Evet. Çünkü ne demişti? Y asansörü Z ve
X'in bulunduğu katlarda durmuyormuş. O zaman 17, 3'ün ve 4'ün katı olmadığı için burada durabilir. Yani ben ofisime ulaşabilirim. X asansörüne sahip, özür dilerim. X asansörüne binip 3 katı yürüyebilir. Şimdi X asansörüne biniyorsam ben hangi katlara ulaşabiliyorumdur? 4'ün katı olan, yani 4, 8, 12, 16, binam 25 katlı bu arada. 20 ve 24. Şimdi ben 17'ye gitmek istiyorum. O zaman 12'de inmem lazım ve kaç kat yürümem lazım? 5 kat. Burada ne demiş? 3 kat. Demek ki nerede ulaşamıyormuşum? Bursa'da. Diğer şıkları da inceleyelim. Z asansörüne binip 2 kat yürüyebilir. Şimdi Z asansörü 3'ün katlarına gidiyordu ve benim binam 25 kattı. O zaman inceleyelim. 25'e kadar 3'ün katlarına bakacağım. 3, 6, 9, 12, 15, 18 ve 21. 17. kata gideceksem ben nerede inmem lazım? 15'te ineyim ki kat çıkabileyim. 15'te indiğimde kaç kat çıktığımda 17'de oluyorum? 2 katta. Demek ki doğruymuş. X asansörüne binip 1 kat yürüyebilir. X asansörüne bindiğimde 16'da insem ben ne olmuş olur? 1 kat yürürüm. Burada da asansörle ben 17. kata ulaşabiliyorum dedim. Evet, Bebop Ekok sorusu arkadaşlar. İki tane şekil verilmiş. Eğer benim harflerim pembe içerisindeyse Ekok, yeşil içerisindeyse Ebop uyguluyormuşum. Buna göre X'i soruyor bize. Şimdi direkt burada 48 ile 24'ün ekokunu bulacağım için ben asal çarpan listesini ayırmama gerek yok. Zaten bu sayılar birbirinin katı olduğuna göre ekokta ne yapıyordum arkadaşlar? Büyük olan sayıyı, yani 48'i tercih ediyorum. Ebop'ta da bölen seçeceğim için yine sayılar birbirinin katı. O zaman ne yapıyorum? Direkt küçük olan sayıyı seçiyorum. Şimdi burada X'i bulurken ben EBOB mu yapacağım, ECOG mu yapacağım? Onunla ilgili bir bilgi verilmemiş ama şıklardan faydalanabilirsiniz burada. Dikkat edecek olursam arkadaşlar, bu X sayının ben EBOB'una bakacak olursam EBOB'u 2'dir. Ama şıklarda 2 var mı? Yok. O zaman ben EBOB uygulamayacağım. Ne uygulayacakmışım? ECOG 48 ile 22'nin en küçük ortak katına bakıyorum. 2'ye böldüm. 24, 11. İster burada bölmeye devam edin ya da bu sayılar aralarında asal olduğu için arkadaşlar direkt çarparsınız. 264. Bu ikisinin çarpımı da bize 20, 22 ile 48'in en küçük ortak katını verecek. O da ne geliyor? 528 geliyor. Yani cevabım Adana'ymış dedik. Soruda arkadaşlar şurada karekök sayılarla ilgili bir bilgi verilmiş. Ceylin sınıf arkadaşlarından Azra'ya kök 50 metre sağına, Nisa'ya ise kök 11 metre sonuna geçip durmalarını söylüyor. Direkt soruyu kısa keseceğim arkadaşlar. Durduktan sonra herkesi, diğer sınıf arkadaşlarını birer tam sayıya yerleşecek şekilde yerleştiriyor ve sayı doğrusuna tüm öğrencileri yerleştiriyormuşum. Benden ne isteniyor? 8C sınıfının mevcudu kaç kişidir? Şimdi Azra Ceylin'in kök 50 birim sağına geliyorsa, birim olarak bakacaksam, yani tam sayı ekleyeceksem kök 50'nin hangi tam sayılar arasında olduğuna bakmam lazım. O da nedir? 7 ile 8 arasında. O zaman 7 ekledim. 5'e geldim. 8 ekledim. 6'ya geldim. Demek ki Azra neymiş? 5 ile 6 arasında bir yerdeymiş. Ceylin de 11 kök 11 metre solundaymış. Yine kök 11 hangi sayılar arasında diye bakıyorum. 3 ile 4 arasında. O zaman 3 ve 4 birim gittim. 3 birim gittim. Eksi 5, 4 birim gittim. Eksi 6. Nehirde nerede? Nisa'da neredeymiş arkadaşlar? Eksi 5 ile eksi 6 arasında bir yerdeymiş. Bu aradaki toplam öğrenci sayısı soruluyor. O zaman eksi 6'dan 6'ya kaç birim var diye bakarım. Toplam öğrenci sayısını bu şekilde bulurum. Yani 6'dan 6 çıkarıp 1 eklediğimde terim sayısını buluyorum. Bunlar da neye karşılık geliyor? Öğrenci sayısına. Buradan da cevabım ne geldi? 13 geldi. Evet, üslü sayı sorusu arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde bazı nesneler ve bu nesnelerin yerden yükseklikleri santimetre cinsinden verilmiş. Şekildeki kurbağa en fazla 3 üzeri 5 santim yüksekliğe zıplayabilmektedir. Buna göre bu kurbağa yukarıda verilen nesnelerden kaç tanesinin üzerinden yerdeyken tek hamlede, yani tek zıplamayla çıkabilir. Tabi üzerinden çıkabilmesi için mantıken ne olması lazım arkadaşlar? 3 üzeri 5'ten
küçük olması lazım. Yani benim burada 3 üzeri 5'ten küçük olan seçeneklere bakmam gerekiyor. İster değerlerini bulun, isterseniz arkadaşlar tabanı 3 olan sayıları, yani tabanı 3'e çevirebileceğim sayılar haline dönüştürün. Mesela burada zaten ifadene 3 üzeri 4, demek ki bunun üzerinden atlar diyorum. Şurada 3 üzeri 9 arkadaşlar. 3 üzeri 9'un 3 cinsinden yazılmış hali neydi? Şu kenara yazayım. 3'ün ikinci kuvvetidir 9. Bir de bunun nesi var? Üçüncü kuvveti var. Doğal olarak kuvvetin kuvvetinde bu iki sayıyı ne yapıyordum ben? Çarpıyordum. Yani 3 üzeri 6 oldu. Ben ne olsun istiyordum? 3 üzeri 5'ten küçük. O yüzden buradan ne yapamadı? Sıçrayamadı. Şimdi koltuğa geldiğimde, yeşil cisme geldiğimde burada bir kıyaslama ister üstlü ifadeleri aynı hale getirir. Kat sayılarını kıyaslarsınız ya da bu sayılar küçük olduğu için hesaplarsınız. Mesela ben bunu hesaplayacak olursam 3'ün 3. kuvveti 27. 2 ile çarptım. 54. 3'ün 5. kuvveti ise arkadaşlar 243'tür. Doğal olarak ne oldu? Kısa olduğu için, küçük olduğu için koltuğun üzerine sıçrayabiliyormuş. Yine 27 üzeri 2'ye bakacak olursam 27'yi ben ne yapabiliyorum? 3 tabanında yazabiliyorum. Yani bunu hesaplamama gerek yok. 27 ile 27'yi çarpmama gerek yok. 27 3'ün 3. kuvvetidir. Bir de bunun 2. kuvveti var. Yani ne geldi yine? 3 üzeri 6 geldi. O zaman bu cismin üzerinden sıçrayamadı. Koltuktan sıçramıştı, onu da işaretleyelim. Yine arabaya geldiğimde arkadaşlar eksi 3'ün 5. kuvveti. Ben ne istiyorum? 3 üzeri 5'ten küçük mü büyük mü, buna bakacağım. Doğal olarak burada arkadaşlar sayımız negatif. Bunu nereden anladık? Sayım parantez içerisinde, tabanım. Kuvvetim ise parantezin dışında ve tek. Bu durumda ne oluyordu bu sayı? Negatif oluyordu. Doğal olarak 243'ten, yani 3 üzeri 5'ten küçük mü? Küçük. Kaç tanesinden geçebiliyormuş? 3 tanesinden. Yani cevabımız Ceyhan oldu. Evet, kareköklü bir soru arkadaşlar. Bir kalemin uzunluğu verilmiş 5√6 ve bir cetli 20 santimlik bir cetvel verilmiş. Kalemin A noktası cetvelin 3 noktasına gelecek şekilde yerleştiriliyor. Yani ben cetveli tam olarak nereye yerleştiriyorum? Şuraya. Cetvelin bu 3 noktasına yerleştiriyorum. Bizden istenen şey diğer ucu bu noktalardan hangisine gelir? Şimdi ben kalemi buraya yerleştiriyorsam kalemin boyu neydi arkadaşlar? 5√6 idi. O zaman mantıken şunu demem lazım. 3'ün üzerine ben 5√6 eklemişim. Şimdi bir doğal sayıda köklü sayı toplayamıyorduk. Bu durumda ne yapıyordum? Köklü sayının hangi tam sayılar arasında olduğunu incelememiz gerekiyordu. Bunu incelerken de kök dışında bulunan bir sayı varsa, yani burada 5, bunu ne yapmam lazım? Kök içine atmam lazım ve karesini alarak atıyordum. Yani 5'in karesini aldım, 25. Bir de içeride ne var? 6. Bu ikisini çarptığımda ne geldi? Kök 150 geldi. Şimdi kök 150 hangi tam sayılar arasında? Bunu incelerken kök 150'den küçük veya büyük herhangi bir tam sayıyı, tam kare sayıyı görmemiz gerekiyor. Küçük düşünecek olursam 144'tür. Büyüğünü düşünseydiniz 169 derdiniz. Yani benim kök 150 dediğim sayı, yani 5√6 dediğim sayı hangi tam sayılar arasındaymış? 12 ile 13 arasında. Ben bunlara ne yapıyorum? 3 ekliyorum. O zaman 12'ye 3 eklediğimde 15 geldi. Yine 13'e 3 eklediğimde 16 geldi. Yani hangi tam sayılar arasındaymış? 15 ile 16 arasındaymış dedik. Yani cevabımız Adana oldu. Olasılıkta arkadaşlar, olasılığı nasıl hesaplandığını zaten sorularda bize bilgi olarak veriyor. Çınar hedef tahtasına bir ok atıyor. Bir bölmeye isabet ettiği bilindiğine göre bu atışın irrasyonel sayı olma olasılığını soruyor arkadaşlar. Tüm durum nedir burada? Saydığımda kaç tane bölüm var? 8 tane durum var. Ben bunda neye bakacağım? Rasyonel, özür dilerim, irrasyonel olma durumuna bakacağım. Geldim o zaman. Kaç tanesi irrasyonel? Bir kere pi her türlü irrasyonel sayı demiştik. Köklü sayılarda irrasyonellik inceleyeceksem ne diyordum? Kök dışına çıkmaması lazım. Yani kök içindeki sayı tam kare olmaması lazım. O zaman 60 da bir irrasyonel sayıdır. Bu sayı arkadaşlar 0,1 diye çıkar. Hatta şöyle
yazayım. 100 kök içinden nasıl çıkıyor 1 bölü 100 dediğim sayı? 0,1 olarak çıkıyor. Yine 0 zaten bir rasyonel sayıdır. 250 tam kare sayı değildir arkadaşlar. 8 tam onda bir sayısı da arkadaşlar. Yine rasyonel olarak yazacaksan bu şekilde. Evet 81 kök dışına çıkıyor ama 10 sayısı kök dışına çıkmadığı için bu da nedir? Bir irrasyonel sayıdır. Şu 0 değildi. Kök 289 dediğim 17'nin karesidir. Şimdi şuradaki devirli ondalıklı sayıya geldim arkadaşlar. Öncelikle bu devirli ondalıklı sayıyı benim ne yapmam lazım? Rasyonel sayıya çevirmem lazım. Şurada hemen kenarda yapı vereyim. Bunu nasıl çeviriyordum arkadaşlar? Pay kısmına sayıyı virgülsüz şekilde yazıyordum. Yani 4. Payda kısmına ise virgülün sağında kaç tane devreden sayı varsa o kadar tane 9. Kaç tane devretmeyen sayı varsa sayının virgülünün sağ tarafında o kadar tane 0 koyuyordum. Yani ne yaptım? Bir tane 9 koydum. Bu da kök dışına nasıl çıktı? 2 bölü 3 yani rasyonel olarak çıktı. Ben ne istiyordum? İrrasyonel olsun. O zaman 1, 2, 3, 4 tane irrasyonel sayı geldi. Yani cevabım neymiş? 1 bölü 2'ymiş dedik. Evet bu soru yine bir EBOB sorusu arkadaşlar. İki tane torba verilmiş. Birinci torbanın içerisinde x kilogram bulgur. İkinci torbanın içerisinde ise y kilogram pirinç varmış. Bunlarla ilgili aşağıda bilgi verilmiş bize. X ve y yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Şimdi birinci ifadede birinci torbaya 5 kilogram daha bulgur konulsaydı birinci ve ikinci torbalardaki bulgurlar hiç artmayacak şekilde en az 17 poşete bölünecekti diyor. İkinci torbaya 10 kilogram daha pirinç konulsaydı birinci ve ikinci torbadaki bulgur ve pirinçler hiç artmayacak şekilde ve birbirine karışmayacak şekilde en az 7 poşete bölünecekti diyor. Şimdi ben x ve y değerlerini bulmak istiyorsam o zaman direkt şıklardan giderseniz daha pratik hale gelir. Şimdi A'ya baktığımda arkadaşlar ne diyorum ben? X'e 75, Y'ye 90 demişim. Şimdi birinci ve ikinci şartı sağlıyor mu diye incelemem lazım. Birinci şartım neydi? Ben bulgura 5 kilogram ekliyorum. Yani X'e 5 kilogram eklediğimde ne oldu? 75'ti, 80 oldu. Pirinç için herhangi bir şey yapmıyorum. Bu durumda birbirlerine karıştırmadan eşit şekilde en az 17 poşetim olması lazım. Bunu inceleyelim. Bunların en büyük ortak bölenlerine bakacak olursam 10'dur. Yani 80 kilogram bulguru ben 10'ar kilogramlık poşetle ayıracaksam 8 tane. Yine 90 kilogram olan pirinci ben 10'ar kiloluk poşetlere ayıracaksam 9 tane. Yani toplamda ne geldi? 17 tane geldi. Yani birinci şartımı sağladı. İkinci şartı sağlıyor mu? Onu inceleyelim. İkinci torbada 10 kilogram daha pirinç olsaydı birinci ve ikinci torbadaki pirinçler ve bulgurlar hiç artmayacak şekilde en az 7 tane poşete bölünecekti. Şimdi 75 demiştik x'e. Y de 90'dı. 10 kilogram daha ekledim. 100 oldu. Bunların en büyük ortak bölenine bakacaksan buradan ne gelir? 25. Yani 75 kilogramlık bulgurlardan ben 25 kilogramlık poşetlere koyacak olsam kaç tane poşete ihtiyacım var? 3 tane. 100 kilogramlık bir pirinci de 25 kilogram poşetlere koyacaksam 4 tane. Toplamı 7 oldu mu? Oldu. Ben zaten en az 7 olsun istiyordum. Doğal olarak bu iki şartı sağladığına göre cevabım neymiş? Adanaymış dedik. Evet, bir çizgi grafiği sorusu arkadaşlar. Grafikte Aslı ve Nigar'ın harcadıkları 10 günlük para miktarları verilmiş. Bizden istenen şey para miktarları farkı 5 lira olsun. Şimdi önce Aslı'yı tek tek inceleyelim. Daha sonra Nigar'a geçelim. Aslı birinci gün 5 lira harcamış. İkinci gün 20 lira harcamış. Üçüncü gün 15 lira harcamış. Dördüncü gün 30. Beşinci gün 25. Altıncı gün 10, 7. gün 10, 8. gün 35, 9. gün 20, 10. gün ise 5 lira harcamış. Nigar'a bakıyorum. Birinci gün 30, ikinci gün 25, üçüncü gün 5, dördüncü gün 25, beşinci gün 20, altıncı gün 5, 7. gün 40, 8. gün 20,
9. gün 15, 10. gün ise 10 harcamış. Ben ne istiyorum? Aralarındaki para farkı 5 olsun. 5 olanları seçeceğim o zaman. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç tane varmış? 6 taneymiş dedik. Evet, karekök sorusu arkadaşlar. Duvara 3 tane tablo asılmış. Bu tablolar birbirine özdeşmiş, eşit büyüklükte ve birbirine paralel şekilde asılmış. Tuğçe A tablosunun duvara şekildeki gibi asıyor. B tablosunu ise A tablosundan kök 45 santim aşağıya asıyor. Yani A tablosu burada arkadaşlar. B'yi ben nereye asıyorum? Kök 45 santim. Yani şuraya, şu aradaki mesafe kök 45 santim. C tablosunu ise A tablosundan kök 500 santim. Şimdi A tablosu burada. C tablosu burada. O zaman şu aşağıdaki mesafe, şu aradaki mesafe ne olacak? Kök 500 olacak. Bizden istenen şey şurası. O zaman bu tamamından ben tamamından şurayı çıkarırsam neyi bulmuş olurum? X'i bulurum. Şimdi şuradaki kısım yani şu fark kök 45 yani kök dışına çıkarırsam 3 kök 5'e karşılık geliyor. Bir de neye ihtiyacım var? Tablonun kısa kenarına. Onu da zaten soruda bize A tablosu üzerinde vermiş. Burası nedir arkadaşlar? 4 kök 5'e karşılık geliyor. Tamamını da biliyorum. Kök 500 yani 10 kök 5. O zaman ne yaparım? 10 kök 5'ten şu kısmı çıkardığımda yani 7 kök 5'i çıkardığımda x'i bulmuş olacağım. Ne geldi? 3 kök 5. Şıklardan hangisi 3 kök 5'tir diye bakmam gerekiyor. O zaman 3'ün karesini alıp içeriye alıyordum. Yani 9 çarpı 5. O da ne oldu? Kök 45. Yani cevabım Ceyhan geldi. Evet, cebirsel ifade sorusu arkadaşlar. Bir tane dikdörtgen ve kare verilmiş. Bunların çevre uzunlukları eşit. Yaptığı bazı ölçümler aşağıdaki gibi sonuçlanıyor. Buna göre karenin alanı dikdörtgenin alanından kaç santimetre kare fazladır diye soruyor bize. Şimdi bilgilere göre arkadaşlar AB'ye ben AB ile AB neye eşitmiş? 2BC'ye. O zaman BC'ye x derim. 2 katı ne oldu? 2x yani AB'de ne olmuş oldu? 2x oldu. AB 2x yazdım. PR ifadesini nasıl ifade ediyorum o zaman? 2x eksi 6. Soruda ne verilmiş? Bunların çevre uzunlukları eşit. O zaman dikdörtgenin çevresini bulurken ne yapıyordum? İki kenarı toplayıp 2 ile çarpıyordum. Yani topladım 3x. 2 ile çarptım. Dikdörtgenin çevresi 6x geldi. Karenin çevresini bulurken de ne yapıyordum? Bir kenarı 4 ile çarpıyordum. Yani 2x eksi 6 ifadesini 4 ile çarparsam 8x eksi 24 gelir. Buradan ne yapacağım? Ben x değerini bulacağım. O zaman 6x'i 8x'in yanına eksi 24'ü de eşitliğin sol tarafına attım. Yani 24 eşittir 2x, x eşittir 12 geldi. O zaman ben karenin kenar uzunluğunu bulabilirim. Ne demiştik? 2x eksi 6 demiştik. X yerine 12 yazarsam 24. 24'ten 6 çıkardım. Bir kenarına geldi. 18. Dikdörtgen için konuşacak olursam x'i 12 buldum. Diğeri de 24. Bu bundan kaç fazladır diye bakacağım alanlarına. O zaman ne yapıyorum? Karenin alanını bulurken bir kenar uzunluğunu yani bir kenarını kendisiyle çarpıyordum. Karesini alıyordum. 18'in karesine gelecek 324. Diğerinde de 24 ile 12'yi çarpıyorum. Özür dilerim. 288 geldi. Bu bundan ne kadar fazladır diye bakacağım. 288 çıkardığımda da ne geldi? 36. Yani cevabım Denizli'ymiş dedik. Evet, daire grafiği sorusu arkadaşlar. Grafikte hasta sayılarının dağılımı verilmiş. Renklerle hastalar gösterilmiş. Bu grafiğin oluşturduğu günde hastaneye 1080 hasta gelmiştir. Buna göre hastanede bir psikiyatri, 8 dahiliye, 12 kulak burun boğaz, 3 göz doktoru vardır. Gelen hastalar kendi bölümündeki doktorlara eşit sayıda dağılmış. Bizden istenen şey hasta sayısı en az olan
Doktor isteniyor. Önce bir birimleri arkadaşlar parçalayalım. Göz, dahiliye, psikiyatr ve kulak burun boğaz. Açı olarak hangisini bilmiyorum. Ben moru yani kulak burun boğaz bilmiyorum. Önce ona bir bakalım. Açıları topladığımızda 360 olması lazım. Şu an topladığımda 200, yani buraya ne geldi? 160 derece geldi. Şimdi hastaların tamamı arkadaşlar 360 dereceye karşılık geliyor ve toplam 1080 hasta var. O zaman 1 derecelik açıya kaç hasta düşer? 1080'i 360'a böldüğünde ne gelecek? 3. Yani 1 derecelik açıya 3 tane hasta düşüyormuş. Direkt gözden başlayalım. Göz 60 dereceymiş. O zaman 60 ile 3'ü çarptım. 180 tane hasta gözde var. Daha sonra dahiliye kırmızıymış. 3 ile çarptım. 360. Psikiyatr yeşille göstermiş. 3 ile çarptım. 60. Kulak, burun, boğaz. 3 ile çarptım. 480 hasta yaptım. Şimdi gözde kaç doktor var arkadaşlar? 3 doktor var. O zaman bu ifadeyi 3'e böldüğümde buraya doktor başına kaç hasta düşüyor? 60 hasta. Dahiliyede 8 hasta varmış. O zaman 360'ı 8'e bölecek olursam ne gelecek? 45 hasta dahiliyeye düştü. Psikiyatra ise arkadaşlar 1 kişi varmış. O zaman 60 hasta düştü. Son olarak kulak, burun, boğaza da 12 hasta gelmiş. Buraya da kaç düşüyor? 40 hasta düştü. Benden en az isteniyor. En az hangisiymiş? Kulak, burun, boğazmış dedik. Olasılık sorusu arkadaşlar. Tam ayağı A noktasından B noktasına uğrayıp Elif'i alıp C noktasına konsere katılacaklar. Buna göre Tamay'ın A noktasından C noktasına gidebileceği kaç farklı olasılıklı durum vardır? Şimdi Tamay öncelikle birinci yolu tercih ederse arkadaşlar devamında B noktasına gelmiş oluyor ve burada kaç yol tercih etmiş oluyor? 3 tane yol tercih edebiliyor. Olası durumlardan biri bu. Eğer ikinci yolu tercih ederse yine ne oluyor arkadaşlar? Aynı yolları, yani ikinci durumdaki B'den sonraki aynı yolları tercih ediyor. Yine orada da kaç tane durum var? 3. Toplam durum sayısı ne oldu bu durumda? 6 tane oldu. Evet, çizgi grafiği sorusu arkadaşlar. Grafikte bir hafta içerisinde günlük soru çözülen soru miktarı verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruyor. Şimdi şıkları tek tek yorumlayacağız. Önce bir hepsini okuyalım. Direkt doğru gördüğümüz ya da yanlış gördüğümüz şıklar varsa bunları eleyelim ki zaman kazanalım. Hafta içi günlerde hafta sonu günlerden daha fazla soru çözülmüş. Şimdi burada bir toplama çıkarma yapacağım, yani işlem gerektiriyor. Bunu bir geçelim. Haftanın 3 günü haftalık ortalama çözdüğü soru sayısından daha az soru çözmüştür. Bu da yine işlem gerektiriyor. Bunu da atlayalım. En fazla soruyu cuma günü çözmüştür. En fazla soruyu cuma mı çözmüş? Hayır. Çarşamba günü çözmüş. Ardışık 2 gün arasında çözülen soru sayısı en fazla 40'tır. Şimdi tek tek inceleyelim. Pazartesi, salı 20. Salı, çarşamba 40. Çarşamba, perşembe 30. Perşembe, cuma 20. Cuma, cumartesi ve cumartesi pazarda da 20 çözülmüş. Yani en fazla kaç çözülmüş? 40. Ne yaptım? Direkt çok kısa bir şekilde soruyu çözdüm. Bilimsel gösterim sorusu arkadaşlar. Bir havuz verilmiş. Bu havuzun çap uzunluğu 4 metre. Etrafına 3 sıra tel çekiyorum. 1 metresine ben 4 lira ödüyorum. Bizden istenen şey buraya harcanan paranın kuruş cinsinden bilimsel gösterimi. Öncelikle ne kadar para harcıyorum ona bakalım. Şimdi havuzun çevresini bulmam lazım. Daire olduğuna göre çevreyi nasıl buluyorum? 2 pi ile. Soruda zaten bu bize formül olarak verilmiş. Pi'yi 3 al demiş. 2 çarpı 3 çarpı yarı çap. Çap 4 ise yarı çap 2'dir. Yani çevrem ne geldi? 12 metre geldi. Ben 3 sıra tel çekiyorum. O zaman 3 ile çarptım. Yani ne yapıyorum ben? 36 metrelik tel kullanıyorum. Ve her bir metresini arkadaşlar 4 lira ödüyorsam 36 ile 4'ü çarptığımda ne geldi? 144 TL geldi. Benden ne isteniyor? Kuruş isteniyor. Kuruşu da ne yapıyorum arkadaşlar? TL'yi kuruşa çevirmek için 100 ile çarpıyorum. Yani ne oldu? 14.400 kuruş oldu. Bunu bilimsel göstermem gerekiyor.
Bilimsel gösterebilmem için doğal olarak sayıya virgül koymam lazım. Bu virgülü nereye koyacağım? Sayıyı 1 ile 10 arasında bir sayı yapacak yere. Yani şuradaki 1 ile 4'ün arasına koymam lazım. Mantıken ben sayıyı ne yaptım? Küçülttüm. Kaç basamak küçülttüm? 1, 2, 3, 4 basamak küçülttüm. Burada 10 üzeri 0 olduğunu düşünürsem kuvvete ne yapmam lazım o zaman? 4 basamak. Pardon. Büyütmem lazım. Yani ne oldu? 1 tam %44 çarpı 10 üzeri 4. Yani cevabımız ne geldi? Adana geldi.